Herkese merhabalar. Hepinizi İstanbul ofisimizden sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Cesur Başbu. Konumuz çok önemli. Konumuz peki nedir? Konumuz şudur arkadaşlar. Almanya Schengen vizelerini askıya mı aldı? Bu sabah itibariyle neredeyse bütün haber yayınlarında at yaz olarak geçti. Almanya işte Schengen vizelerini askıya aldı. Almanya Schengen'i durdurdu. Ve bundan dolayı birçok vatandaşımız bizi telefonla aradı, mesaj yazdı. Cesur Bey bu konuda bizi aydınlat. Elinden geldiği kadar bir video çek bizi bilgilendir. Pazar günü arkadaşlar şu an 23.02. Arkadaşlarımızla birlikte bu videoyu çekip sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Onların demeyi büyük. Siz onları görmüyorsunuz. Kamera arkası. Ama emekleri çok büyük bu videoda arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar bugün sizi bilgilendireceğiz. Şimdi haber kaynağını olduğu gibi size okuyorum arkadaşlar. Birçoğunuz zaten okumuşsunuz. Deniyor ki Almanya serbest dolaşımı öngören Schengen'i fiilen askıya aldı. Sakıncalı görünen kişiler vizesi olsa bile geri çevrilebilecek. Söz konusu karar Türkleri yani Türk vatandaşlarını da kapsıyor. Onlar da etkilenecek. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Şunu söylüyor. Diyor ki vizeniz olsa bile kapıya geldiğiniz zaman yani sınır kontrollerinde polis kontrolünden geçemezseniz polis memuru sizi e, ee, kanaat getirmezse, sakıncalı bulsa sizi geri çevirecek. Örnek veriyorum ifade ettiniz kendinizi. Niçin gelmişsiniz? İşte turist olarak. Sizin turist olarak geldiğinize örnek veriyorum inanmazsa sizi geri çevirecek. Peki bu bugün mü vardı? Bu hep vardı. Birçok arkadaşımız bununla karşılaşmış. Havalandan işte dayısını aramışlar, amcasını aramışlar. Yakın arkadaşını aramışlar ki veya nerede kalacaksın, kime gideceksin, hangi otelde kalacaksın veya otel bronunu göster bize. Bunların hepsi yaşanmış. Sadece ne oldu? Daha sıkı bir rutin kontrole başladılar. Daha doğrusu yarın itibariyle pazartesi 16 Eylül itibariyle başlıyorlar. Süresi ne kadar bu kontrolün? 3 ay. Peki 3 aydan sonra uygun görürlerse nedir? 3 yıla kadar uzatabilirler bu kontrolleri. Bu kontrolden en çok kimler zarar görecek biliyor musunuz? Turistik vizası olan vatandaşlarımız. Yani turistik vize alıp gidiyoruz ya. Örnek veriyorum Polonya vize aldık, Hırvatistan vize aldık. E, atıyorum Fransa vize aldık, Hollanda vize aldık ama Almanya'ya gidiyoruz. En çok etkilenecek olan kişiler bunlar. Zaten daha önceden tekrar tekrar söylüyorum. Bu daha öncelerde vardı. Hep vardı. Şimdi daha çok bir geniş kapsamda bir kontrol yaşanacak. Belli ki bu kontrolde de birçok vatandaşlarımız geri çevrilecek arkadaşlar. Hatırlıyorsanız benim yaklaşık bir yıl önce Mannheim'de çektiğim bir video vardı. Hani herkes bağırarak söylüyordu ya turistik vizayla Almanya kapılarını açtı. Herkes gelip iş bulup sözleşme yapıp oturma izni Almanya'da alabilir. Ve bugün itibariyle bakıyoruz ki o insanlar şu videolar, videolarında şunları söylüyorlar daha doğrusu. Mümkünse çalışma vizası alıp gelin. Ne oldu da Almanya turistik vizalarla oturum vermiyor mu artık? Hani yasa vardı? Hani Almanya'nın 2 milyon işçiye ihtiyacı vardı ne oldu? Benim o dönemde de bir videom var az kala ee, topa tuttunuz beni. Dediniz ki Cesur Bey işte herkes söylüyor kapılar açıldı işte bir turistik vizayla ama siz diyorsunuz ki bu mümkün olmayacak ama mümkün olacak yasa var. Örneğini gösteremiyorlar bugün. Örneği yok. Kimlere var örneği biliyor musunuz nitelikli? Nitelikli dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? Türkiye'de akıl gücü. Yani profesörlerimiz, doktorlarımız, şunlar bunlar. Türkiye'yi bırakıp gitmişler oraya. Onlara süresiz oturma izni de veriyorlar. Onlarda problem yok. Ama sizin gibi, bizim gibi sıradan vatandaşlar turistik vizayla gidip alabiliyor mu? Bunu en iyi Almanya'da turistik vizayla şu an mağdur olan vatandaşlarımız biliyor. Çok iyi biliyor ki bu mümkün değil. Şimdi bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Fırsat varken biz her defasında şunu söylüyoruz. Schengen bir birliktir. Ne olursa olsun Schengen ülkelerinin birisinden oturum izne sahip olun. Eğer oturum izniniz olursa yarın Almanya'da rahat bir şekilde oturum izni alabiliyorsunuz. Alabiliyorsunuz bakın alabiliyorsunuz. Almanya size şunu söylemiyor. Turistik vizeyle gelmişsin git dön. Türkiye, Türkiye'den tekrar örnek veriyorum. Git İdata'ya bir yıl bir buçuk yıl bekle. çık gel çalışma izni al ondan sonra sana oturum izni. Çünkü Schengen ülkelerinin birinden zaten bir oturum izniniz var. Olduğu için rahat bir şekilde Almanya'da da müracaat edebiliyorsunuz. Bu hakka sahipsiniz arkadaşlar. Almanya nitekim olduğunca elinden geldiğince zaten Schengen vizesi vermemeye çalışıyor. Çalışma aile birleşim vizalarını bile bir yıl sonraya gün alıyor vatandaşlarımız. İdata'da gün yok arkadaşlar. İdata'da gün yok. Şimdi durum bu, iken şunu anladık toparlamak gerekiyorsa. Turistik vizası olan vatandaşlarımızın Bundan sonra Almanya'ya girişleri sakıncalı olabilir. Yani birçok vatandaşımız önümüzdeki günlerde belli ki geri çevrilecek arkadaşlar. Bu sınırlar eğer bu şekilde sıkı bir rutin kontroller yaşanacaksa belli ki birçok vatandaşımız o turistik vizalarıyla Almanya'ya giriş yapamayacaklar. Bu da belli. Peki biz her defasında ne söylüyoruz? Niçin şunu diyoruz özellikle söylüyoruz? Elinizde 5 günlük, 10 günlük, 15 günlük veya elinizde farklı bir çalışma izni var ama oturma izni alamıyorsunuz. İşte örnek veriyorum Polonya'nın çalışma izni var, Hırvatistan'ın, şuranın, buranın ama oturma izni alamıyorsunuz. Gelin bizler size Schengen bölgesinden oturma izni alalım ve hayatınızı yasal yaşayın. Serbest dolaşım hakkından yararlanın, yaşam hakkından yararlanın, Bunları biz size söylüyoruz arkadaşlar. Her defasında söylüyoruz. Çünkü biz yıllardır danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ve yıllardır bu türlü olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Rütün kontroller Almanya'da ilk defa mı bu denli yapılıyor? Hayır. Son 3 yılda yaklaşık olarak 5 defa 6 defa Almanya sınır kapılarında bu geniş kapsamda kontroller yaşanmıştır. Bunu Avrupa'da yaşayanlar biliyor. Birçok işte Polonya vizasıyla olan vatandaşlar geri çevrilmiştir, şu olmuştur, bu olmuştur. Bunlar yaşanıyor arkadaşlar. Bunlar yaşanmış. Şimdi daha sıkı kapsamda sadece yaşanıyor. Benim tavsiyem size ister turistik vizada olan arkadaşlar ister yeşil pasaportlu arkadaşlar eğer sizler Almanya'da sorunsuz bir hayat düşünüyorsanız muhakkak oturma izni alın. Bakın makaleyi de okuyun. Haber kanallarında da bu konuyla ilgili haber yayınladığı zaman okuyun. Bakın ne diyor? Viza ile ilgili bir şeyler anlatıyor. Özellikle turistik vizalardır bu. Kapsayan, tekrar tekrar söylüyorum turistik vizaları kapsıyor. Oturma izni olan bir vatandaşımızın eğer Polonya'dan veya şu ülkeden, Belçika'dan, Fransa'dan hiç fark etmiyor. Schengen bölgesinde oturma izni olan bir vatandaşımız Almanya'dan söz konusu geri çevrilme olayı olamaz. Yani hiçbir kapısından Almanya'nın hiçbir kapısından hiçbir memur oturma izni olan bir vatandaşı geri çevirmez. Bu ister Polonya oturma izni olsun, ister Litvanya oturma izni olsun, ister Fransa oturma izni olsun. Almak zorundadır. Sadece viza, turistik vizalara takılacak burada. O da niçin? Size şunu diyecek. Kanaat getirmedim. Sen gelmişsin burada vizanı heba edip kaçak çalışacaksın. Nitekim de doğru söylüyor. Nitekim de doğru söylüyor. Birçok vatandaşımız turistik vizayla gidip vizalarını heba edip orada bir şekilde tutunmaya çalışıyor o vatandaşlarımıza da biz hak veriyoruz anlıyoruz da onları ama ben her defa söylüyorum ki vizalarınızı heba etmeyin lütfen. Bunların çözümü var arkadaşlar. Hatta ve hatta hatta ve hatta. Bunu geçen videolarımda da söyledim. Sadece pasaportunuz olsun arkadaşlar. Hiç o pasaportta giriş çıkış olmasın. Yeter ki sabıka kaydınız temiz olsun. Bakın sabıka kaydınız temiz olsun. Hiç maaş bordrosu, efendime söyleyeyim sigorta, SSK dökümü bunların hiçbiri gerekmiyor. Biz Türkiye'den bile yardımcı olup size oturum izni alabiliyoruz. Bu oturum kartıyla siz problemsiz olarak ister Fransa'ya gidin, ister Belçika'ya gidin, ister Almanya'ya gidin. Herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Yani bunlar bunlar mümkün arkadaşlar. Mümkün. Bu fırsatları değerlendirin. Belki yarın görüyorsunuz. Her şey sıkılaşıyor. Her şey problemli. Bugün Almanya bu rutin kontrolleri başlattı. Yarın Fransa başlatacak. Öbür gün Hollanda başlatacak. Ne kadar ki fırsatımız var. Gerçekten bir yaşam düşünüyorsak o yaşamı yasal olarak gerçekleştirmemiz lazım. Yani öyle yapmamız lazım ki yarın ne Almanya sınırında takılalım ne bir başka ülkeye gittiğimiz zaman problem yaşayalım arkadaşlar. Problemsiz bir şey. Bunun için en önemli şey nedir? Yol haritamızın olması gerekiyor. Yani <laughs> bilinçsiz olarak gittiğimiz zaman çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama yol haritamız olduğu zaman inanın bana her şey olması gerektiği gibi gidiyor. Ben İstanbul ofisindeyim. Hafta sonuna kadar da cumartesine kadar siz değerli vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olacağız bu konuda. Tekrar tekrar söylüyorum ister turistik vizanız olsun 5 günlük 3 günlük hiç fark etmiyor. Avrupa'daysanız Avrupa'dan başvuru yapıyoruz. Türkiye'ye dönmenize de gerek yok. Türkiye içinden gidecek vatandaşlarımızın vizayla uğraşmasına hiç gerek yok. Turistik vizaya gidip redd almanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Polonya çalışma vizasının bir yıl konsolosluğunun önünde beklemeye hiç gerek yok. Oturma izni alarak 2 ay içinde, 2 ay içinde oturma izni alarak sizi Avrupa'ya problemsiz olarak, sıkıntısız olarak gönderebiliyoruz. Ve önemli şeylerden birisini de söyleyeyim size arkadaşlar. Bazen arıyorsunuz diyorsunuz ki Cesur Bey, şöyle kandırıldım, şöyle dolandırıldım, problemler yaşadım, güven sıkıntısı yaşıyorum. Ben anlıyorum siz arkadaşlar. Siz de yalnız vatandaş olarak şunu yapmanız lazım. Lütfen sizden istirhamım. Benim bir videomu gördüğünüz zaman izleyip hemen beni aramayın. Diğer videolarımıza bakın. Karton anayılan kişileri paylaşıyoruz onlara bakın. Almanya'da, Hollanda'da bütün Avrupa ülkelerinde neredeyse 20'nin üzerinde Avrupa ülkesinde videoları çekilmiş. Onlara bakın, izleyin. Bizim zaten nasıl çalıştığımızı göreceksiniz. Bakın biz e, İstanbul Şirin Evler'deyiz. Yaklaşık olarak 10 yıldır aynı iş hanında siz değerli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bakın yaklaşık olarak 10 yıldır aynı iş hanında siz değerli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Yaklaşık olarak 8 yıl bildiğim kadarıyla YouTube'da video yayınlıyoruz. Elimizden geldiği kadar sizleri bilgilendiriyoruz. Yani biz danışmanlığa dün başlamadık arkadaşlar. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Yıllardır siz değerli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Profesyonel bir anlayışla sizlere hizmet veriyoruz. Sıkıntısız bir anlayışla hizmet veriyoruz. Elimizden geldiği kadar sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ben dün söylediğim şeyler bugün gerçekleşiyor. Çünkü danışman nedir biliyor musunuz? Danışmanın işi vatandaşın yani bize müracaat eden vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak. Çünkü bizim işimiz budur. Bizim işimiz evrak işidir. Bizler neyin nasıl yapılması gerektiği, hangi ülkede e, nasıl bir prosedür bizi bekliyor bunları daha çok e, net vakıf olduğumuz için iyi bildiğimiz için arkadaşlar ona göre sizlerin örnek veriyorum bir yılda yapacağı işi biz belki de bir ayda yapıyoruz ve ayağı 10 günde yapıp bitirebiliyoruz. Danışman budur arkadaş. İyi, iyi danışmanlar arkadaşlar. İyi danışmandan e, hiçbir zaman zarar gelmez. Aksine fayda sağlanır yol haritanız olur. En azından bir konuyla ilgili bilgilenmiş olursunuz. Bu ofise gelen hiç kimse, hiç kimse şunu söyleyemez. Ben Cesur Bey'e gittim ama tatmin olamadım. Bana verilen bilgi bana yetersiz oldu. Hayır, herkese elimizden geldiği kadar işlem yapmasak bile bilgilendirdik, yardımcı olduk, yardımcı olmaya da devam ediyoruz. Yalnız sizden istirhamım, bir videoyu paylaştığımız zaman biliyorsunuz bu video Binlerce, on binlerce, yüz binlerce hatta 200 250 bin kişi tarafından izleniyor. Yoğunluk olabiliyor. Arıyorsunuz hat meşgul olabiliyor. Gün içinde tekrar dönüş yapmanızı rica ediyorum. Sistem etmeyin. Çünkü yüzlerce, binlerce kişi arıyor arkadaşlar. Yüzlerce, binlerce kişi arıyor. WhatsApp'ta nitekim yazdığınız zaman 24 saat içinde sizlere dönüş yapıyoruz. En geç 24 saatte dönüş yapıp elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hiçbir vatandaşımızı ayırmıyoruz herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi hafta sonuna kadar buradayım. Sloganımız da şudur. Her videoda söylüyorum. Her ne vizanız olursa olsun ister yeşil pasaportla veya hiçbir vizamız olmasın. Türkiye'de olalım sadece pasaportla sabıka kaydımız temiz olsun. Yine bizler yardımcı olup Avrupa'dan size Schengen bölgesinden oturum izni alarak Avrupa'ya yasal olarak e, gitmenizi, yasal olarak yaşamanızı sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar bu yolda size yardımcı olmaya devam ediyoruz. Bizleri izlemeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.